Sen sahneye çıkmadan önce heyecanlanıyor musun? Sahneye çıkmadan önce genelde heyecanlanmıyorum. Nerede heyecanlanıyorsun? Canlı yayında. Bak o yani televizyon canlı yayını ki o açıdan Eurovision yani sahneye çıkıldığı için canlı çalındığı için değil. Hmm. Canlı yayınlandığı için stres kaynağıydı benim için. Çok ilginç. Yayınlanmayacağını bilsem mesela çok daha rahatsın. Yani sahne mesela sahneye çıkılması bende şey değil. Hemen hani ölçülse herhalde adrenalin böyle mini minnacık belki oynuyordur. Hatta azalıyor bile olabilir sahneye çıkınca. Yeter ki kayıt veya işte o şey o yani kayıt edildiğini biliyorsan biraz daha şey oluyor. O da enteresan. Söylüyorum hep yani kayıt edecekseniz bana söylemeyin diyorum. Sonra bana her şeyin söylenmesi gerektiğini düşünen birisi mutlaka ya söylüyor ya da ben öyle düşünüp onu buluyorum. Kayıt ediliyor değil mi bugün falan diye. Oysa bilmesem daha rahat edeceğim yani. Ama canlı yayında öyle bir şey yok. Ben şundan heyecanlanıyorum mesela. Şimdi bir şey yayınlanacak. Bakalım nasıl tepki nasıl tepki olacak? Yani ben daha çok nasıl söyleyeyim? Yazı çizi kısmı yani beni yani mesela şöyle proses yani proses seni yani heyecanlandırıyor. Ben yani kendim yazıyor olmasam şarkı hayatta sahneye çıkmam gibi geliyor yani. Yani kendini sahne insanı olarak hissetmiyor musun? Hissediyorum. Ama bir yan etki olarak. Tıpkı şey gibi yani tanınmışlık da öyle bizim için birazcık. Yani ün, şöhret falan yani olduğu kadarı gerçi artık şükürler olsun YouTuber'lar var. Ama bizim yani tanındığımız kadarı bile bizim için yaptığımız işin bir yan etkisi olarak var. Küçüklükten beri böyle... Şimdi onu anlıyorum yani tanınmışlık tabii ben de öyle hakikaten hiç önemsemiyorum. Yani cidden önemsediğim bir şey değil. İşe yarıyorsa okey good yani tamam ama hani amaç o değil. Ama senin kendini sahne insanı olarak hissetmemen ve bunu ikincil bir varoluş olarak görmen çok ilgimi çekti. Mesela böyle olduğunu düşünmüyordum. Ya şöyle söyleyeyim ikincil derken tabii ki ya da yan. Çok seviyorum. Ama o bir şeyin sonucu olarak var. Yani sahne, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Yol üzerinde şöyle bir şey oluyor. Önce bir rock grubun oluyor. Yani bunlar çalıyorlar. Çok da kötü çalıyorlar umumiyetle. Yani genelde bütün dünyadaki rock gruplarının gelişimi böyle. Çok kötü çalınan birkaç sene var. Orayı atlatırsan eğer bir şekilde kendine inanarak. Hayatta kalıyorsun. Aslında iyi olduğunu düşünerek falan. Ondan sonra gerçekten iyi olmayan bir kayıt yapıyorsun. Onu da atlatırken bu sefer bir karar geliyor işte. Yani biz hani kendi şarkılarınla mı uğraşacaksın ve profesyonel mi olacaksın? Yoksa hani bir bar grubu, cover grubu ne dersen de hani biz bir kompozisyon yapmayalım da başkalarının eserlerini yorum. Ki bir sürü böyle şahane müzisyen var. Yani çok iyi müzisyenlerin çok büyük bölümü esas itibariyle başkalarının yazdığı şeyleri çalarlar zaten. Yani klasikçiler, cazcılar arasında daha çok olmakla beraber böyledir. Bizim durumumuzda biz hani sevdiğimiz müziği Türkçe olarak ve kendi zevkimizle hani yapalım, yeni şarkılar yapalım. Bunun bir sonucu olarak çalıyoruz aslında. Yani bu sahnede olunması, çalınması çok güzel şeyler. Çok da yani özledim falan ama şey böyle, nedensellik böyle aslında. Ama bu duruş zaten yani bence genel olarak aslında hep böyle. Çok güzel özetledin. Yani ben sadece kişisel olarak diyorum yani hani kendinin bir sahne insanı olarak yani hani orada başka türlü bir şeye bürünüp bir heyecan yaşayıp falan hani ben sahnem olmadan yaşayamam falan değilsin yani. Değilim. Çünkü öyleleri de var. Var.